Merhaba arkadaşlar, Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Öyle bir hesaptayız ki arkadaşlar, biz bu hesabı normalde bir arkadaşımıza hediye edeceğiz demiştik. Bir arkadaşımızı seçtik 2 hafta önce, fakat o arkadaşımız ortaya çıkmayınca ikinci bir arkadaşımızı seçmiştik. İkinci arkadaşımız da günlerdir bir türlü geri dönüş yapmadı. Ondan dolayı yeni bir arkadaşımızı seçeceğiz. Sonuçta biz bu hesabı hediye edeceğiz demiştik ve hesabın son halini göstermek istiyorum. Şimdi bir güçlendirme yapacağız. Kadromuz 3056 kolektif güce kadar çıkıyordu. Kenarda da önemli yıldızlar var. Adaylı sözleşmeli aldığımız paket açılımlarından süperde futbolcular çıkmıştı. Örneğin kenarda Lewandowski var 99'luk, 98 Casemiro, 98 Pedri, Harry Kane var 98'lik, ilk 11'de Drogba, Del Piero. Kadro dışında da yani çok fazla futbolcu yok. Birkaç tane önemli isim. Aslında indikçe bazı önemli isimler de dikkati çekiyor. Fullemediğimiz isimler. Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu var. Buradan da birkaç tane isim. Galatasaray'dan Muslera ve etkinliklerde kullandığımız bu Japon futbolcular. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Aslında GP falan çok fazla ama marketten alacağımız kim olabilir? Erling Haaland olabilir. Kevin De Bruyne. Birkaç tane yüksek seviyeli isim belki olabilir. Bir paket açılımı gerçekleştirelim. Şimdi 210 e-futbol paramız var. Hatta görevlerden de alacaklarımız var. Antrenör özellikle çok ihtiyacımız oluyor. Alalım. Var mı? Kariyer hedeflerinden de 4 tane alacağız. Şimdi paramıza baktığımızda 210 e-futbol parası. Bir tane Player of the Week'ten açma hakkı var. Adaylı sözleşmelerle bile kadro oluştururuz ama biz zaten adaylı sözleşmeleri kullanmıştık. Bayağı oyuncu aldık. Bir sonraki adaylı sözleşme paketinden alım yapılabilir. Şimdi Player of the Week'ten açabiliriz arkadaşlar ama Player of the Week'te yüksek seviyeli futbolcu çok az. Kadro gücümüzü arttıracak zaten pek oyuncu yok. Luis Diaz var 98 seviyeli. Ya içimden bir istiyor ki biz Epic çıkarırız. Ya çok zor ama zaten bunun yüzünden hep e-futbol paralarımız bitiyor ya. O his yüzünden ya gelirse diyoruz, genelde gelmiyor. Hani renkli kart da olur mesela, Ruben Diaz yüksek seviyeli. İki kere deneme hakkımız var. Deneyelim mi? İki kere deneyelim. Ben o yüzden biraz e-futbol parası da kastım bu hesapta. İnşallah hani bu hesabı hediye ederken daha güçlü bir şekilde veririz. Ve iki kere açma hakkımızı kullanalım. Epic çıkarmaya çalışalım. İnşallah tek atarız ya da 200 e-futbol parasına çıkarırız. Çok hissediyorum ama. Şuradan ya Epic ya da renkli kart verir diye düşünüyorum. Sizde de öyle bir düşünce oluştu mu şu an? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Keşke şu hesaba verse. Hadi be Konemi. Tek atar mıyız? Bir taktik denesek mi? Bam diye açalım. Bastık gitti. Ne yazık ki hiçbir şey vermedi ilk paket açılımında. 2'de 0 mı çekeceğiz? Şimdi de o his kayboldu arkadaşlar. Yani hiçbir şey vermeyecek diye hissetmeye başladım. Pakete geldi. 4 yıldızlı futbolcu. Son hakkımız. Birkaç böyle epiye falan tıklayalım. Mesela buradan Patrick Vieira'ya tıklayalım. Sonra içeri girelim. İçeriden de bambaşka bir isme tıklayalım. Mesela Gilberto Silva'ya. Sonra üçüncü bir isim olarak taktiği zorladık. Buradan Sara tıkladık. Yani ona buna tıklıyoruz. Konami verecekse veriyor. Vermeyecekse zaten kime de tıklasak vermiyor. 900 dedik, paramız yok. Bir daha dedik, paramız yok. Hadi şimdi basalım. 2'de. Aha geliyor. Vay be, en azından renkli kart çıkardık arkadaşlar. İki de bir şey verdi ya. Yani normal kart da gelebilirdi. İngiltere Ligi'nden kim gelecek? Şöyle yüksek seviyeli bir isim olsa. Manchester City. Oo, Ruben Dias'ı çıkardık. Epic gibi futbolcu. Süper de isim geldi arkadaşlar. Yani 99'du galiba. Antrenör varsa fulleyelim. En azından bir şey geldi. Şu 200 futbol parasına elimiz boş ayrılmadık şu paketten. Ben en kötü bir Gilberto Silva hissediyordum ama o kadar da olmaz. O seviyeye yakın yine renkli kart futbolcu geldi. Epic gibi futbolcu. Şimdi bir de gönül rahatlığıyla Player of the Week'ten açılım gerçekleştirelim. Yani büyük bir yük böyle omuzlarımdan kalkmış gibi oldu arkadaşlar. Kadro gücümüzü de biraz arttırdık. Ne yapalım? Doğrudan açalım. Bir de buradan Luis Diaz gelir mi? Kendi hesabıma çıkardım ben. Lahmacun hesabına da çıkardım. Rafadan'a çıkaramadık. Kolombiya 7 numara. 5 yıldızlı. Vay be! Tek attık. Ya süper paket açılımı oldu.
Ötekinden renkli kart futbolcu, buradan da en yüksek seviyeli futbolcu. Bu hesabın şansı ne kadar yüksekmiş. Zaten kadrosu da iyi. Bizim 0 TL ile fullediğimiz ikinci hesaptı galiba. Hani 0 TL hesap içerisinde en güzellerinden bir tanesi. İki arkadaşımızı biz seçmiştik. Ne yazık ki günlerdir arkadaşlarımızdan geri dönüş olmadı. Başka bir arkadaşımızın nasibi varmış. Hem de daha güçlü bir kadroyla vereceğiz bu sefer. Hemen kadronun son haline bakalım. Luis Diaz'ı kadroya yerleştirelim. En düşük seviyeli isim de bulamıyoruz ki. 97'lik ha şurada varmış iyi ki. Kadro gücünü arttırmadı. Ben kadro gücünü arttırır zannettim. Yani bir kadro gücünde artış göstermedi ne yazık ki. Ama Ruben Diaz önemli. Alınma sırası. Ruben Diaz kesinlikle arttıracak. 97'lik futbolcuyu çıkaralım. Şu an normalde 3056. 3050. İnşallah az önce antrenör aldık ama. Bayağı bir antrenörümüz var. 3056 bakalım kaça kadar çıkacak. Şu yüzük işe yarar mı? Yaradı ve o yüzükte de tek attık. O kadar şanslı hesap. 97 seviye. Kadro gücümüz 3059. 99'a kadar çıkıyor. Delete'in yanına yerleştirelim. Zaten Varan'ın efsane kartı vardı burada. 98'lik kartı. Bir daha da böyle yüksek seviyeli kartı gelmemişti. Harika bir kart. Şöyle 11'e baktığımız zaman kenardaki isimler de Luis Diaz'ı sağ açıkta da kullanabiliyoruz. Casemiro'nun şu kartı da çok sağlam. Defansif orta saha kartı. Hakan Çalhanoğlu milli futbolcumuz var. Kolomani Kulusevski'yi almıştık. O yüzden marketten oyuncu almayız. Evet kadromuz. Yedeklerde de bu isimler. Birkaç tane de hamle futbolcusu var. Ama tabii yedekleri güçlendirmek lazım. Bir sonraki adaylı sözleşmeden oyuncular alınabilir. Hatta maç biletinden de nerede? Alınacak e-futbol paraları var. Şurada bir 50 e-futbol parası duruyor. Burada da bir 50. 100 e-futbol parası da buradan alabiliriz. Şimdi bu hesap için yine bir arkadaşımızı seçelim arkadaşlar. 2 hafta önce yayınladığımız videomuz buydu arkadaşlar. O zaman hesabın son hali bu şekildeymiş. 3054 kolektif güç vardı. Bizim şartımız falan yoktu arkadaşlar. Tek şey bu videonun altına yorum yazılmasıydı. Maksat bu hesabı bir arkadaşımıza hediye etmek. Ve şimdi bu videonun altına hesabın istendiğine dair yorum yazan arkadaşlarımızdan birisini seçelim. Ve inşallah bu sefer arkadaşımız ortaya çıkar. Hatta bu sefer 2 kişi seçelim arkadaşlar. İlk kişi çıkmazsa ikinci kişiye verelim en azından. Ben hep bir tane seçiyordum ve her zaman hesapları vermiştik. Fakat bu sefer üst üste iki arkadaşımızdan da geri dönüş olmadı. Belki de sınav haftaları filan sınavları var arkadaşlarımızın ondan mı? Şurada iki tane site açtım ben. Bir bununla deneyelim bakalım. Herhangi bir sorun çıkmazsa rastgele bir arkadaşımızı seçeceğiz. Reklam açtı galiba. Bir kere de bazen böyle üst üste tıklıyoruz hep reklamlar. 3. Tamam şimdi oldu. Tıkladık. Winner kazananı seç diyor. Hemen biz bir kişi seçelim. İki tane deneme hakkımız varmış. Bir tane kazanan diyor. Önce bir tane kazananı seçelim. Umarım çalışır. Çalışmazsa başka bir yerden seçim gerçekleştiririz. İsim yazdı mı? Ah hemen çıktı. Tevfik Can Berk. İstiyorum. Eline sağlık demiş arkadaşımız. Evet kazanan arkadaşımız Tevfik Can Berk. Hemen şöyle hesap bilgilerini göstereyim. 8 Mart 2023 tarihinde katılmış. Hatta ben böyle bir abone ol diyeyim. Karışıklık olmasın. Farklı hesaplarla da. Olur da Tevfik Can arkadaşımız ortaya çıkmazsa bir kişi daha seçelim biz. Herhalde bir tane hakkımız kaldı. Evet 2'de 1 diyor. Yine pick a winner diyelim. Olur da arkadaşımız çıkmazsa ikinci talihlimiz yine 2'de 1 dedi. Murat Gül. Murat Gül arkadaşımız. Hemen göstereyim. Abone ol diyeyim. Karışıklık olmasın. 8 Aralık 2022 tarihinde bu YouTube hesabını açmış. Olur da Tevfik Can arkadaşımız ortaya çıkmazsa Murat Gül arkadaşımıza veririz. Hesabı verirsek zaten ben topluluk kısmından da paylaşırım arkadaşlar. Hesabı hediye ettik. Hayırlı uğurlu olsun diye. Şimdiden kazanan arkadaşımıza da Tevfik Can arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun. O çıkmazsa Murat arkadaşımıza ulaşmaya çalışacağız. İnşallah arkadaşlarımız geri dönüş yapar. Ve bu vesileyle de kadro bayağı bir güçlendi. Renkli kart çıktı. Player of the Week'ten de en yüksek seviyeli çıktı. 3 tane paket açılımı gerçekleştirdik. Tabii bir tanesi ücretsizdi ama bence çok güzel paket açılımı oldu. Keşke Epic gelseydi ama Epic yerine Epic olmadı ama oradaki en yüksek seviyeli renkli kartı verdi. O anlamda güzeldi. Yoksa sıfırda çekebilirdik. 3 yıldızı normal kart verseydi
büyük bir hayal kırıklığı oluştururdu. İnşallah sizler de en çok istediğiniz futbolculara tek atarsınız arkadaşlar. Özellikle de Player of the Week paketinden Luis Diaz'ı bu aralar çok çıkardık. Tek çıkaramadığımız hesap Rafa'dan yumurta oldu. En çok hesaba istiyorum ama hiçbir zaman en yüksek seviyeliği de o hesabımız çıkaramadı. Umarım sizler en çok istediğinizi çıkarırsınız. Hoşçakalın.